Bugün size bir tane LED videosu çekeceğim. Takipçi arkadaşlarım bazılarından, hepsinden zaten gelmesi mümkün değil de sürekli diyorlar ki usta şöyle sulu bir et yemeye çek, ekmeğimizi bandıralım. Aslında buna benzer benim 700 tane videom var. Ahmet Şef'i mutfağa yaz. İstediğin yemeğin ismini yaz. Mutlak suretle bu 700 çeşit yemeğin içerisinde aradığınız yemek vardır. Şimdi o takipçi arkadaşımın isteğine göre bir yemek videosu çekeceğim. Herhalde 3-5 dakika bir şey sürecek. Önce neyden başlayacağım videoyu çekerken? Soğandan başlayacağım. Soğanımızı göstereceğim. Soğanımızın şu kök kısmını almayacağız. Sadece şöyle bağlantı yerini kopartmayacağız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı dönere falan rendeliyoruz da hani dağılmasın diyoruz ya. Bura bağlantı yeri soğanın dağılmaması için. Çok derinden almayacağız ki soğanımız dağılmasın. Sıra geldi havucumuza. Havucu çok fazla kullanmayacağız. Çok fazla havuç kullanırsak ne olur? Şekerlendirir. Bu kadar basit bir yemek yapacağım ben size. Şimdi sıra geldi kemikli etlerimize. Hepsini bir tencereye attık. Burada ne var? 4 porsiyonluk etim var. 4 tane defne yaprağım var. Tane karabiberim var. Bunları da boşalttık. Şimdi ne yapıyoruz? Ocağımızın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Ocağımız yüksek ateşte olacak. En son ne kadar yanıyorsa o şekilde yükselteceğiz ocağımızı. Az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Bunun içinde etlerimizi, soğanlarımızı, baharatımızı ne yapacağız? Karamelize yapacağız. Karamelize yapacağız ki yemeğin sonunda siz de göreceğiniz nasıl bir renk çıkıyor, nasıl bir yemek çıkıyor. Bir de bununla ilgili şunu söyleyeyim ben. Arkadaşlar dana eti de olsa, buz eti de olsa bu etlerin, bana döner misin? Dana eti de olsa, buz eti de olsa bu etlerin pişme süresini belirleyen terbiyeden vesaire eti dinlendirmeden önce yaşından geçer. Yani kuzunun yaşı bir yaş ileri attıysa ortalama yarım saat bir saat ileri yatar pişme süresini. Dananın 6 ayı dahil önemiz gelir. Her yaş yükseldiğinde etin pişme süresi de ne olur? Daha yüksek olur. O şekilde süre. Şimdi şunu kavurmaya devam ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarla beraber çevre çevre ne yapacağız? Karamelize yapacağız. Tabi karamelize yaparken de soğanlarımız dağılmayacak. Kök kısmı bağlı olduğundan dolayı. Ara ara etimizi böyle çevireceğiz. Aynı mühürler gibi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani böyle bunun içinde bir içine közleme kokusu gelecek. İçine közleme kokusu gelecek ki etin rengi de kendi de lezzeti de güzel olacak. O közleme kokusunu almadan suyunu vermeyeceğiz. Devamına sos diyorlar ya. Devamına sos renginde rengine gelecek kadar olacak. Gördüğünüz gibi. Hala etimiz yağmaya devam ediyor. İşte bayramlarda falan kış günlerinde nasıl dilimler sobanın üstüne atarsın da bir kokusu gelir. Şu anda bu etten aynı sobanın üstüne et atmış gibi o kokuyu alıyoruz. Yani mangal ızgara demiyoruz. Sobanın üstüne attığımız et kokusunu söylüyoruz. Soğanlarımızı, havuçlarımızı, etlerimizi ne yaptık? Yanacak dereceye gelene kadar kavurduk, karamelize yaptık. Benim tanesi daha net gösterebilirim size. Şimdi iki diş sarımsak atıyorum içine.
Sarımsağı tamamen sarımsak kokusu için değil, aroma kokusu için, değişik bir lezzet için attım. Zaten içinde defne yaprağıydı, tane karabiberiydi, havucuydu. Yeteri kadar ona lezzet verir. Sıra geldi suyunu eklemeye. Şunu söyleyeyim, eğer isterseniz aynı bu şekilde düdüklü tencerede karamelize ettikten sonra suyunu ilave edip düdüklü tencerede pişirebilirsiniz. Eğer düdüklü tencereniz yoksa ben size yapmanız gereken öbür işlemi göstereceğim. Şimdi suyunu ilave ediyoruz. Suyunu ilave ettik. Suyun üzerine geçecek kadar olacak. Hatta üzerini bayağı bir geçsin. Kapağını kapatacağız. Ondan sonra yapmamız gereken diğer işlemi göstereceğim. Kapağını kapatıyoruz. Suyunuzu sıcak su ilave sıcak su da ilave etseniz, soğuk su da ilave etseniz çok bir şey fark etmez. Hemen hemen kaynama süresiyle ilgili aynı zamanda pişer. Arkadaşlar şimdi kapağı göstereyim. Tam tencerenin içine sığacak kadar bir kapak bulacağız. Aynı yaprak sarma pişirir gibi. Bu birinci kapağı kapatacağız. Bu kapaklama oluyor. İkinci kapağı ondan sonra kapatacağız. Bunun sebebi ne? Sen ocakta ne kadar kaynatırsan kaynat. Bunun ısısını 90 dereceyi zor geçirirsin. Ama ikinci kapakla kapaklama yaparsan bunun ısısını 140 dereceye kadar çıkartabilirsin. Etin 2,5 saatte pişecekse 1,5 saatte pişer. Şimdi etimizin pişmesini bekliyoruz. Diğer işlemi ondan sonra geçeceğiz. Yemeğimizin kapağını açıyoruz. Şimdi sıra geldi ikincisine. Bu kapaklama olan. Daha önce de söylediğim gibi etler tam pişmek üzereyken patateslerimizi katacağız ki etle beraber olsunlar diye. Patateslerimiz oldu hamur gibi. Kontrol ettim ben. Sunuma geçiyoruz. Mis gibi kokular geliyor yemeğimizden. Gördüğünüz gibi yemeğimiz dağılıyor. Bir tane patates, hemen bir tane soğandan koyuyoruz gördüğünüz gibi. Bir tane daha ucundan koyalım. Bu yemek neyi sever? Bu yemek sarımsağı sever. Bu yemek limon suyunu sever. Sunum yapmadan önce eğer limonu seviyorsanız şöyle bir iki damla limon sıkıyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.